Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 150 cm küp motorun şanzıman, debriyaj, marşmili ve kartelini değiştireceğiz. Bu yeni şanzıman 150 litre için uygun. Burada görmüş olduğunuz yağlama deliği yağ pompasından gelen basınçlı yağı pistona tansikli bir şekilde gönderiyor ve pistonun soğumasına ve yağlanmasını sağlıyor. Yeni marşmilimiz, yeni 5 baskı debriyaj balatamız. Kendi üstünden çıkan silindirimiz. Kontrolünü yaptık. Silindirimiz sağlam. İçindeki lazer işlemlerini görüyorsunuz. İlk çıktığında parçacılar bu silindirleri yağ yakmasını önlüyor diye satıyorlardı. Sizce önler mi? Ya da faydası olur mu? Benim düşüncemi yorumlarda yazacağım. Yeni kartelimize marşmilini takıyoruz ve ardından şanzıman setimizi yerine koyarak bir sonraki işleme geçiyoruz. Vites ilerlerini şanzımandaki dişlilere takıyoruz ve ardından vites topunu takıyoruz. Yeni kartelimizin crank bilyesinin oturacağı yeri pürümüzde ısıtıp crankin kolayca geçmesini sağlıyoruz. Kartel yeni olduğu için yine de zor geçiyor. Yeni kartel çantasını yerine koyup bir sonraki işleme geçiyoruz. Rulmanların geçeceği yerleri karteli oturtmadan önce yağlıyoruz. Vites muşurunun yayını ve pimini vites topuzundaki yerine koyup kartelimizi kapatıyoruz. Kartel civatalarını karşılıklı boşluklarını alıp ondan sonra 8 anahtarla sıkıyoruz. Eksantrik dişlimizi crank karşılığı olan parmağımla gösterdiğim yerde noktasına getirip takıyoruz. Pistonun üst ölü noktası bu şekilde olmalıdır. Piston yukarıda veya çok aşağıda olursa piston kapağı çarpabilir ya da performans kaybı olur. Siboblarını yeniledik, eskileri ölmüştü. Silindir kapak somunlarını yerlerine koyup 12 lokma ile boşluklarını alıp ardından karşılıklı ve dengeli bir şekilde sıkıyoruz.
Sibop ayarını. Eksos Sibop'unu 7 ile emme Sibop'unu 6 sentil ile yapıyoruz. Eksos Sibop'u emme Sibop'undan fazla ısındığı için şişme payı olarak biraz daha bol yapıyoruz. Kanala abone olup, beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Başka ustalar tarafından çekiç ve keskiyle sökülmüş krank başı somununu yeniliyoruz. Motorumuz topladık, şu anda hazır durumda. Müşterimiz geldiğinde hazır ve sorunsuz vermek için çalıştırıp anormal bir ses var mı diye kontrol ediyoruz.
İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.